Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ve's salatu ve's selamü ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Kitabul Eymani. Eyman kitabı. Eyman yeminun kelimesinin cemidir. Yeminun degani lugatta kuvvet, güç degani, kudret degani. Şeriatdagi ma'nosi esa qasam ichuvchi, bir amalni qilishlikka yoki qilmaslikka qasam ichuvchining o'zini, so'zini quvvatlantirishligi. Mana o'ng qo'lam yamin deyiladi. O'ng qo'l quvvatliroq bo'lganligi uchun chap qo'lga nisbatan. Al-aymanu ala salasati adrubin. Qasamlar 3 qismga bo'linadi. Bizde Özbekçe'de bu yemin bilen kasamda ortasına ajratilmaydi. Halif, yemin, kasam, üç arasında hem kasam değil orad. Bu yine hemasını birliği denmez. Özbekçe'de işle o birilme genliğinden. Bu masanın her bittesinin mukabili var elbette. Yeminu gamusin, birincisi türktüredigen yemin, kasam. Yani yalgan kasam. Yalgan kasam, İnsanını günahke batırgeni üçün yalgan kasem insanını kıyamette, ahirette cehennemge batırgeni üçün bunu batırucu çöktürücü kasem değil adı. Ve yeminun mun'akidetun ikincisi bağlanucu kasem. Bağlanadı ve onge ahkamlar tertip tatadı. Ve yeminun lagvin üçüncisi bekarçı bekar bo'lgan bir qasam, unga shariat hukmlari bog'lanmaydi. Lekin buni zarari yo'q degani emas. Chunki mu'minlarning sifati shuki, lag'udan, lahabdan yuz o'giradilar. Bekarchi narsalardan dunyosiga va oxiratiga foydasi bo'lmagan gaplardan, hatto harflardan ham mu'min kishi yuz o'giradi. Fayaminul ghamusi hiya al-halifu ala amrin madin يتعمد الكذب فيه. Mana çöktürücü, batırucu kasam, u ötken bir işke, yalganını kask durup kasam içliktir. Mesela bir insan bir gün aldın, ya iki gün aldın, bir adamın pülünü aldı, ya ki telefonunu aldı, şu telefonunu ya ki pülünü sen al deyim mi? Dese yok deydi. Kasem içken ise vallahi yok deydi. O zaman. Lekin kastan bana yalgan kasem içken. Fahazil yeminu ye'temu biha sahibuha. Bu de kasemnin egesi katta günahkar buladı. Günah kebiredir. Sahih hadislerde Peygamberimiz aleyhisselam takitab etkenler. وَلَا كَفَّارَةَ ف۪يهَا ve bu kasemde kefaret yok. Bu kasem şunçeli yaman günah ki kefareti yok onu. Onu yuva diyen nesnesi yok. اِلَّا تَوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ fakat yine tavbe ve istiğfar ayçliği vacib buladı. Allah ki kattı tavbe kısın kaytıp hayatın ahri geçe yalgan kasem içmeslikke Allah ki vaade bilsin. واليمين المنعقدة هي أن يحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. Bağlanucu kasam ise o kelajakdagi bir ishga uni qilishligi to'g'risida yoki qilmasligi to'g'risida qasam ichishligidir. Vallohi ertaga fanoishni qilaman deydi yoki qilmayman deydi. فإذا حنس في ذلك agar shunday qasamlarda qasamini buzsa lazimatul kaffaratu kaffarat vacib bo'ladi. Kaffaratning nimaligi kiroh keladi. Va yaminul lagu lagu qasami esa bekorchi qasam hu ayyahlifa ala amrin madin o'tgan ishga qasam ichlik va huwa yazun annahu kama qol. Bu odam o'zi aytgandek deb gumon qiladi-yu val amru bi xilofihi ve halenki iş ise onu öyle gelenin hılafıdır. Mesela
Payshanba kuni Ahmad degan odam safar qilish kerak edi. Juma kuni sizdan bir odam so'radi. Siz aytdingizki, vallohi Ahmad payshanba kuni safar qildi deysiz, qasam ichib. Shuni eshitganingiz, ketganda bo'lasiz. Lekin Ahmad ketgani yo'q hali. Fa hazil yaminu narju alla yu'akhidha Allahu ta'ala biha sahibaha. Bu qasamda biz umid qilamizki, Alloh taolo bunday qasamning egasini bunday qasamni sababidan muohaza qilmasligini, ushlamasligini, tutmasligini umid qilamiz. Shoyatki gunoh bo'lmasa deymiz. Gunoh bo'lishi ham mumkin, chunki u tarafi Allohga qolgan masala. Ba'zilar qasam etishlikni o'ziga odat qilib olgan, masalan arab diyorlarida ko'p, ba'zi millatlarda ham bor. Har narsaga vallohi, vallohi deyishveradi, bu ham to'g'ri emas. Wal qasidu fil yamini wal mukrahu wan nasi sawa'un. Qasamda qasddan aytuvchi, majbur qilinuvchi va unutuvchi barobardir. Mana qasam bog'lanadi dedik. Mana 3 xil qasam masalasi o'tdi. Aytaylikki, bog'lanuvchi qasam deydik. Ichganingizdan keyin agar bussiz kafforat vojib bo'ladigani. Shuni qasddan qilasizmi? Baribir bussiz kafforat vojib bo'ladi. Yo sizni odamlar majbur qasam ichiradimi? Falon narsaga majbur qasam ichgin desa, majbur qasam ichsiz, bussiz kafforat vojib bo'ladi. Vannasi unutuvchi. Bir odam unutib, esidan chiqib qasam ichib yuboribdi. Bussa kafforat lozim bo'laveradi. Agar g'omus bo'lsa, hali yolg'on qasam, gunohkor bo'ladi. Va man fa'ala al-mahlufa alayhi mukrahan aw nasiyan fa huwa sawa'un. Kimda-kim qasam ichiluvchi narsani majburlangan holatda yoki unutgan holatda qiladigan bo'lsa, bu ham barobardir. Endi qasddan qilgani ham ma'lum o'zidan o'zi. Falon ishni qilmayman, masalan siz qo'ydi go'shini yemayman deb qasam ichib qo'ydingiz, lekin sizni majbur qilishyapti, yegin deb. Majbur yedirishdi. Shunda qasamingiz buziladi. Yoki esingizdan chiqib yeb qo'ydingiz, baribir qasamingiz buziladi. Wal yaminu billahi ta'ala wa bi ismin min asmaihi karrahmani warrahimi. Qasam Alloh bilan bo'ladi. Vallohi billahi deb Alloh lafziga, Alloh kalimasiga bog'lashlik bilan bo'ladi. Va Allohning Ar-Rahman, Ar-Rahimga o'xshagan isimlaridan bo'lgan bir ism bilan bo'ladi. Ya'ni Alloh kalimasiga, Allohning boshqa ismlariga, aw bi sifatin min sifati zatihi, yoki Allohning zotini sifatlaridan bo'lgan bir sifatga bo'ladi. Ka izzatillahi va jalalihi va kibriyaihi. Masalan, Allohning izzatiga qasamki, Allohning jaloliga qasamki degandek. Izzat g'alaba degani, jalol ulug'lik. Va kibriyaihi, Allohning kibriyosiga qasam, ya'ni Allohning kattaligiga qasam degan holatda. Bundan boshqasi durust emas. Illa qawluhu va ilmillahi fa innahu la yakunu yaminan. Lekin Allohning ilmiga qasamki desa, bu qasam bo'lmaydi. Bu qasam deyilmaydi. Ya'ni Allohning ilmi ham Allohning zotiy sifatlaridan u, lekin Allohning ilmi deganda qasam bog'lanmaydi. Wa in halafa bi sifati min sifati al-fi'li ka ghadabillahi wa sakhatillahi lam yakun halifan. Kimda-kim Allohning fe'li sifatlaridan birorta sifatga qasam ichadigan bo'lsa, masalan Allohning g'azabiga qasamki, Allohning sakhatiga, yomon ko'rishligiga qasamki desa, bu odam qasam ichuvchi bo'lmaydi. Qasam bog'lanmaydi. Niyatiga ko'ra oladi-yu, lekin shariatga ko'ra bunga masala bog'lanmaydi. Ya'ni shu Allohning g'azabiga qasam ichaman deb turib, keyin shu ishni qilmasa, kafforat lozim bo'lmaydi. Lekin bunday yo'llarda hila qilishlik durust emas. Ba'zi mullalar avomlarni aldab, avomlar qasam talab qilsa yoki bo'lmasam, avomlar ishonmay turganda mullalar ularni ishontirishlik uchun qasam ichadi-da,
Şunda yerlerge kasam içen. Allah'ta ilmige kasam içemen ki şunu kılaman sizlerge deyiz. Nasıl avamlar maşallah mülla kasam içi vardı. Yaşkımadık da. Kasam içmeseyim işansayı bulurardı. Dedi ama mülla kudurini okuyan ilmullah da kasam içse kasam bağlanmıyordu. Ertege kımaydı haliki yaptı. Avamlar kütüp karasa aytgan kun öte yaptı, saat öte yaptı, dakika öte yaptı, sekundan öttü. Mulladan haber yok. Barışıp siz kasam içiyordunuz. Şimdi kimisim etkenizi? Kaysı kasam? Kaçan kasam içtim? Keçi hemen orada kasam içmediniz mi? Yok. İyi. Biz ne zaman içtik bu mesela? Oğuz kulağımızla içtik bu. Diyorum ya kasam içkenim yok. Vallahi Allah'a kasam içemem ki kasam içkenim yok. Avamlar toplanışıp, canca akılışıp, gazabı gelip hazırla şey yapsam mı senin ayettiğin günü mü dedim ben? Ve ilmillahi Allah'ta ilmiye kasem dönün. Sen de kudurin çıkarat da illa kavluhu ve ilmillahi fe innehu la yekunu yeminen. Bu kasem bu meydede yaptı ulamalarımız idi. Hanefi mezhebiye göre bu kasemmez deyiz. Barıyla tezket ilerdi. Avamlar ki dinden nefret kıladı. Şimdi vakıya yakın zamanlarda bugün mühim mesele doğrusu adamlar toplanışken kasem içlik gerek. Mullalar hem adamı toplaşıp Kur'an'da hem ortaya koyuşup kasem içipti. Halbuki İrah genelde inşallah meselesi. En küçük kelimeleri kasem içip durup ahırdan inşallah da koyuyorsunuz bağlar. Onunla hem kasem bağlanmıyordu. Vallahi billahi tellahi Allah'ta bütün sıfatlarıya kasem içemen. Allah'ta bütün zatî sıfatlarıya, bütün isimlerine kasem içemen. İnşallah şunu kılamadınız. Bu kasem. Avam kalpten bilmedi onu. Başlığa geplezge kızışıp hayacanına kilo uğradı. İnşallah dese kasem bağlanmasını bilmeyiz. Şimdi hile kıyandı ki etkenli kımayken. Hani mühim mesele de umurluluğa kayıtıp gitken. Avamlar uladım alamat kıladı. Ular kasemden kayıttı dedip. Ular bizi avamdım alamat kıladı. Sizler cahilsiler. Bilmeyizler mesele dedip. Hatırca bu. Ki dinge zarar buladı, ilimge zarar buladı, ahli ilimge zarar buladı. Avam işen mi koyardı? Bunun hilakı meslek gerek. Kasem bu mesele mi? Ya kasem yokşap kürseti yaptı. وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا Kimde kim Allah Azze ve Celle'den başkasıya kasem içerdi gen bu ise o kasem içi uçu bu miydi? Kasemmez bu şirk buladı. Dinden çıkardı gen şirk mi? Peki dinden çıkarmıyorduken katta günah bugün şirk mi? Siz bu insanda halatı yakarak buladı. Bazılar dinden çıkarmıyorduken derecede müşrik buladı. Bazılar küfür carını labige barıp kaladıken derecede müşrik buladı. Mesela ken nebiye aleyhisselam peygamberge kasem içkendik. Kimi ki peygamberge kasem içemen gitse müşrik buladı. Uzunca peygamber de yaşı görü yaptı. Lekin yaşı görüşte uzun adabları bağlıyor, yoruğu var. Kaysi peygamber gibi olsa bu son kasem içlik dürüstmez. Çünkü peygamber mahluktur. Mahlukka kasem içilmiyor. Allah-u Teala mahlukka kasem içerdi. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ diye Allah-u Teala kasem içiyordu. Bu Allah'ın işi. Allah hiç kimseye itiraz kılmaz. Lekin Allah'tan başkası mahlukka kasem içliği şirktir. Bağlansa bana eğer kasem içse hem günahkar bulur hem bağlanmaydı. Hem kasemen bu miydi bu? Kani Hanefi mezhebi bu şirke kançalı kattık. Bu kasemini kasem deyip itibar gelme yaptı. Egerçi peygamberiye kasem içseyim. Biz avamlar bu şu derecede cahil bulduk ki Hanefimiz deyişedi. Uzlarca cevuzlarını bilimden de böyle diyor. Ropara ki gel nasıl kasem içiyor orası. Nange hem kasem içiyor orası. Şu nange kasem değil. Nan ursun. Yani nan deyip koyuşuyor orası. Ya olsam dasturhange kasem içiyor. Bazıları aşya kasem içiyor. Ben de şu aş. Şu aşya kasem içiyor. Değil. Ya şurvaya kasem içip koyuşuyor. Dürüstmez. Bazıları piçakka kasem içiyor. Hamas şirk. Ya pirge, kabriye kasem içse bu da durusmaz. Vel Kur'ani
Kur'an'a kasam içse durusmaz deyapti. Bilin. Hanefi mezhebini cumhur alimlerine kavuşur ki Kur'an'a kasam içlik durusmaz. Hanefi müllerler bulsa Kur'an'da şu alışı bana Kur'an'a kasam iç yaptı diye. Kur'an'a kulunu koyup kasam içsen. Kur'an'a kasam içemizdir. Hanefi mezhebine göre Kur'an'a kasam içlik bana caiz mezheken. Nimaga joiz emas? Qur'on Allohning sifati emasmi? Degan savol keladi. Bu yerda ikkita masala bor. Bir Allohning sifati bo'lgan kalomulloh, Allohning kalomi masalasi. Kalomulloh Allohning kalomi, Allohning sifatidir. Bu ahli sunna va jamoat aqidasi, bunga ixtilof yo'q. Mu'tazilalar va boshqa adashgan toifalar Allohning kalomi Allohning sifati emas, mahluqdir deyishadi. Ular bu e'tiqodi kufr, shirk. Durust emas aqida kitoblarida o'qiganlaringizdek. Lekin ahli sunna hammasi ijmo qilgan, hech kim ixtilof qilmagan kalomulloh Allohning sifatidir. Abadiy va azaliydir. Mahluq emas. Lekin Qur'on deganda ikkita masala tushuniladi. Birinchisi Allohning sifati bo'lgan kalomi. İkincisi, bizi kolumuzda türügen kitap. Birincisi, mene Allah'ın sıfatı dediği, lekin kolumuzda türügen kitap doğrusu da ahli sünnenin ortasında ihtilaflar var. Kolumuzda türügen kitabını, Kur'an'ını, Allah'ın kelamı, Allah'ın sıfatını uzu desek caiz mi, caiz mes mi? Şu kolumuzda türügen Kur'an, Allah'ın sıfatını uzu mu, uzu mes mi? Degen meselede ihtilaf var. Aqida kitoblarda o'qiganlaringizdek. Lekin yana ahli sunna ijmo qiladiki, ittifoq qiladiki, qo'limizda turgan Qur'onning jildi muqovasi maxluq. Tushundingizmi? Allohning sifati emas. Sahifalari maxluq, Allohning sifati emas. Siyohlari maxluq, Allohning sifati emas. Bu ma'lum-ku. Bosma hollardan bosilib chiqyapti-ku yozilib, to'g'rimi? Demak, qo'limizda turgan Qur'onning muqovasi sahifalari, siyohlari maxluq ekan. Allohning sifati emas ekan. Hanafiylar aytadiki, Qur'on deganda shuni qasd qiladigan bo'lsang, bunga qasam ichishlik durust emas. Chunki bu qog'oz. Sen qog'ozga qasam ichyapsan. Allohdan boshqasiga qasam ichyapsan sen deydi. Shuning uchun hali Qur'onni o'pgandan keyin peshanaga qo'yishlikka eng qattiq mazhab Hanafi mazhab. Chunki Qur'onga sajda qilgan bo'lasiz. Bir odam aytadiki, Qur'onga sajda qilsa nima bo'libdi? Qur'on Allohning sifati emasmi deydi. Shu gapni gapirgan odam Hanafiylikni da'vo qilgan bir mulla. Hech kimga gap bermaydi, men Hanafi mazhabman, falon ustun deb. Lekin Hanafi mazhabiga xilof qilyapti. Hanafi mazhabini butun kitoblarda aytilganki, qo'limizda turgan Qur'onni bu qog'ozlari maxluqdir. Sen sajda qilganingda qog'ozga sajda qilyapsan-ku. To'g'ri ichida Qur'on bor. Lekin u ichidagi Qur'on to'g'risida ixtiloflar bor. Ba'zi sunniylar shu Qur'onning ichida Allohning kalomi bor deydi, ba'zilar yo'q deydi. Tushundingizmi? Bu e'tiqodiy masala. Hanafilarda ko'pchilik aytadiki, Qur'onning ichidagi bu yozuvlar Allohning kalomiga dalolat qiladigan yozuvlardir deydi. Seni qo'lingda turgan kitobning ichida Allohning kalomini o'zi mavjud emas deydi. Allohning kalomiga dalolat qiladigan narsa bor deydi. Tushundingizmi? Lekin buni Hanafilar ilmiy tarzda aytgani bilan keng ravishda aytishlikka izn bermaydi. Avomda aqidasi buzilmasin deb. Keyin ular qo'limizda turgan Qur'on muqovasi agar jildi maxluq bo'lsa, sahifasi maxluq bo'lsa, siyosi maxluq bo'lsa, nima qoldi? Vahiysa qolmadi-ku. Unda bu Qur'on maxluq ekan-da deb, Allohning kalom sifatini ham maxluq deb buzuq aqidaga tushib qolmasin deb Hanafiylar aytadiki, bu masalaga chuqur kirmanglar deydi. Ammo Hanbaliylar, Shofiylar ular aytishadiki, qo'limizda turgan kitobni ichida Allohning kalomi bor deymiz deydi. Allohning kalomi yo'q deyishlik joiz emas deydi. Shu Qur'on o'zi Allohning kalomidir deydi.
agarchi o'sha sahifalari siyohlarni maxluqligiga ittifoq qilsa ham. Tushundingizmi? Nozik masala bor-da bu yerda. Demak, mana Qur'on Hanafilarga ko'ra hammaga ko'ra qog'ozdan iboratmi? Qog'ozga yozilganmi? Bu o'pib turib peshanasiga qo'ygan odam qog'ozga sajda qilyapti-da, Allohdan boshqasiga sajda qilyapti. Allohning sifatiga sajda qilmayapti u Hanafilarga ko'ra. Yana bu qog'ozda endi Allohning sifati deyishlik hech bir ahli sunnaning aqidasi emas bu. Hech kim aqida sog'lom bo'lgan odam bu qog'ozda Allohning sifati demaydi. Mushrik bo'ladi-ku. Allohning sifatini bilasizlar-ku. Aqllarga sig'maydigan narsa. Va bu qog'oz aqlimizga sig'ib turibdi-ku, tushunib turibdi-ku, bilib turibdi-ku. Insonlar bu qog'ozni yasayapti-ku o'zlari. Ishlab chiqarishyapti-ku. Agar bu qog'ozlarni siz Allohning sifati desiz, bunda Allohning sifatlari ishlab chiqyapti turgan bo'ladi, ishlab chiqarilyapti turgan bo'lib qoladi. Shuning uchun Qur'onga qasam ichishlik durust emas. Lekin Allohning kalomiga qasam ichamanki desa, joiz, unga ixtilof yo'q. Tushundingizmi? Chunki Allohning kalomi Allohning zotiy sifatlaridandir. Qur'on masalasida ixtilof bor. Lekin Hanbalilarga ko'ra Qur'onga qasam ichsa bo'ladi. Mana bizning mullalarimiz o'zlaricha Hanafi mazhabini mahkam ushlagan, boshqa mazhablarga jang e'lon qilganu, lekin ko'p masallarda Hanafi mazhabini tark qilishgan ular. Volkabati Ka'baga qasam ichishlik durust emas. Qani Ka'baga qasam ichishlik durust bo'lmagandan keyin maqbaralarga, qabrlarga, kimi qabri bo'lsa bo'lsin, qasam ichishlik albatta durust emas. Yoki daraxtlarga, toshlarga, hayvonlarga qasam ichishlik durust emas. Xullas Allohdan boshqasiga, Allohning ismlari, sifatlaridan boshqasiga qasam ichishlik shirkdir, kufrdir, joiz emas. Wal halifu bi hurufil qasam. Halif ya'ni qasam, qasam harflari bilan bo'ladi. O'zini qasam harflari bor. Va huruful qasami salasatun. Qasam harflari 3-tadir. Ka qawlihi qasam ichuvchining mana bu so'ziga o'xshab. Al vavu. Birinchisi vavdir. Vallohi Allohga qasam kelyapti. Vallohi. Wal ba'u ikkinchisi ba ka qawlihi mana so'zidek billahi deydi. Va ta'u ta'dir uchinchisi ka qawlihi qasam ichuvchining so'zidek tallohi Allohga qasam kelyapti. Endi bu yerda bir savol keladi zehnlaringizga. Nahv kitoblarida o'qiganmiz. Lam harfi to'g'risida va lam litaxsisi va litamliki va lilqasami deb keladi. Qasam uchun deb keladi-ku lam. Demak, u ham qasam lam ekanda, harf ekanda siz yo'q. Endi lam qasam uchun deyapti-ku. Lam aslida qasamni javobi bo'lib keladi. Tushundingizmi? O'zi qasam kalimasini yeriga turmaydi. Ammo bular mana vallohi deb o'zi qasam. Lom esa qasamga javob bo'lib keladi. Vaqat tuzmarul hurufu gohida harflar zamir qilinadi, ya'ni taqdir qilinadi. Shu nahv kitoblarida o'qiganlaridek fayakunu halifan shunda ham qasam ichuvchi bo'ladi ka qawlihi qasam ichuvchini so'zidek allohi la af'alu kaza allohga qasamki shunday qilmayman deydi qani allohi bo'ladi shu allohi bo'lib majrur bo'lgandan bu yerda vavni muqaddarligini bilib olasiz chunki muqaddar bir qasam harfi bo'lmasa nimaga allohi bo'lib majrur bo'lyapti allohu bo'lishi kerak-ku وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال وحق الله فليس بحالف أبو حنيفة وإمام محمد أتكي كشي اللهنين حقية قسم كدسة بو قسم بوميدة ديات بو قسم مست ديات أبو يوسف تدكي قسم بلوران ديات اختلاف لي مسألة بو وإذا قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله او اشهد بالله فهو حالف مرادم قسم ایچمن کی دسا یکی الله که قسم ایچمن کی دسا یکی من احلفو خالی عربچه ده فرقی بار بولارنه شنو یکی الله ده کلتر یاد
ahlifu biz ant içemen ki deyinik. Ant içemen ki desa ki Allah ki ant içemen ki desa. Ya güvahlik beremen ki desa. Ya ki Allah ki güvahlik beremen ki desa. Bu adam kasem icucudur. Bana şu gebler hemmesi kasemdür. Ay vallahi billahi tallahi bar ki o. Ular şu nehu kitabları okuyanımızdik. Cer mecrur bub durup uksimu diyen mukadder fiilge mutalliqdir. Çünkü mi? Ben bir uksimu diyen kelime var yönde. Ya ki ahlifu diyen. La uksimu bihazel beled. La uksimu biyevmil qiyame. Gördüğüm kasem böyle yaptı. La zaide. Aşıkçadır. Kasem içmeyemen diyen manada. Mesela kasem içemen diyen manada. Ve kezalike kavluhu ve ahdillahi ve misaqihi fehve yeminun. Şunindek Allah'ın ahdige, Allah'ın misaqiye kasem içemen kitse bu kasemdir. Ve aleyye nazrun. Bir zimmemde nazir bardısa ev nazrullahi. Belki Allah'ın nazri bardısa bularam kasem kısaplanad. Ve in kale in fealtu keze fe'ane yehudiyyun ev nasraniyyun ev mecusiyyun ev müşrikun ev kafirun kana yaminan. Bir adam ise ki Allah saklasın. Eğer şunda iş kısam dese bir işte aytıp. Falan işte kısam. Min Yahudiymen dese. Ya Nasraniymen dese. Ya ki Mecusiymen dese. Ya ki Müşrikmen dese. Ya ki Kafirmen dese. Bunlar kasemdir. Kasem kısaplanadı bunlar. Şimdi şu yaptı yapırgenli yani küfürge, çüşlüge, çüşmesliğe dostu ıhtılaflar var. Çünkü bunun ne yaplarında istimal kılmasınlık gerek. İstimal kılmayın. Bir adam istimal kıldı mı? Bunda teşhirler. Eğer bu adam kafir bu getirdiğin olsa kasemliği itibarı alınmayız. Kafir bu kasemin itibarı yok ki. Yani şer'i itibarı da kefaret vacib olmayız. Kefaret mumunge vacib olur da. Eğer kafir bu medigen olsa ondan keyin bu kasem meseleleri yaplaşırlar. Bunda kelimeleri istimal kıyada evvela itikadi taraftan karalar. Şunun gücü istimal kılmasın. Ve in kâle fe'aleyye gadabullahi ya sakatuhu feleyse bihalihin. Eğer ise ki min şundayı kıladigen bulsam, minge Allah'ta gazabı bulsun, Allah'ın yaman körüsüge bulsun, Allah'ın laneti bulsun, digen şunu mesela da etse, bu yan kasemmestir. Ve kezelik in kâle in fe'altu keze fe'ane zanin. او شارب خمر او اكل ربا فليس بحالف اين شنگه اخشب اگر است که اگر شنده اکسم دسه فلان است اکسم من زناکار من دسه یکی عرق ایچوچه من دسه یا ربا ییوچه من دسه یا آدم اوزروچه من دسه یا کذاب من دسه یا حرام من دسه یا حرام ییوچه من دسه بیم قسم مست. Avamlaşırış bir gepler buladı bu kasemmez. Bir gün bir hatun balasıyla tartışıp balası geytken egen. Eğer sen şimdi kledigen bu sen oğlu geytiyat. Men zinakar men. Ya ki haram yüçü men. Donguz yüçü men. Bular kasemmez bunlar. Ve keferatul yemini itku rakabatin. Bana kasemnin keferatı kul azat kılıçlıktır. İslamlıkların yine kul azat kılıçlıkta targib veriyaptı. Kullarçılığa karşı İslam. Lekin kafirler kullarçılığı da bitirgisi kime yaptı. Yüzü fiha me yüzü fi zihar. O ziharda meselesi de ettiyu. Oşe ziharda kifaya kıladigen kul kasemnin kefaratı da hem kifaya kıla uğradı. Bul uğradı. Ve inşa'a kese aşerata mesakin hahlese kul azat kımasında 10 da miskinge libas giydirsin. O unta kembağalge. Kalim bir yerde ihtiyar biriliyat. Bazı kefaretlerde evvel kul azat kıl. Fe illem yestati'i eğer kadir bu mese kiyin ruze tutsun ziharda. Eğer kadir bu mese kiyin tam birsin dininge. Lekin bir yerde etiyat ki eğer hahlese diyat. Demek kul azat kılıçdaki kadir bu durup unta miskinge libas giydirse hem bolu uğrarken kulle vahidin savben femezade. Her bitte kembağalge bir libas birasız
yoki undan ziyodasini. Vadnahu ma yajuzu fihi salatu. Bu kiydiradigan libosingiz eng ozi namoz joiz bo'ladigan libos bo'lishi kerak. Ya'ni arab ko'ylagi bo'lishi kerak eng ozida. Chunki qip yalang'och bo'lsangiz, tarot qildingiz libosingiz yo'q. Shunda sizga bir arab ko'ylagini hadiya. Kiydingiz uzun mana, boldiringiz o'rtasiga yoki pastroqqa tushib turibdi. Boshqa hech narsa yo'q ichingizda. Namoz o'qisangiz bo'laveradi. Tushundingizmi? Shitoningiz bo'lmasa ham. Hech kim pastdan qaramaydi-ku. Bu yoq ochiq ekan. Eng kamida shunday bo'lishi kerak. Bo'lmasam bir ko'ylak ishton. Ziyoda qilsangiz bo'laveradi. Olasiz do'ppisi bilan, olasiz sallasi bilan bering, to'ni bilan bering. Qani aslida bizning millatda odamlarga sarpo beradi-ku ko'ylak. Ya to'n, do'ppi. Ular mana shu yerdan chiqqan, shunaqangi yillardan. Islomdan o'rganishgan. Oddiy bir urf-odat emas. Oddiy urf-odat bo'lsa yo'q-ku boshqa millatlarda, kofirlarda yo'q-ku. Bormi? Yo'q kofirlarda. Qiyanlari ham bizda o'rganib qilishadi. Va insha at'ama 10 masakin. Xohlasa 10 ta miskinga taom beradi, 10 ta miskinni to'ydiradi. Kal it'ami fi kafarati zihori, va ziharning kafaratidagi taom berishlikdek. Sadaqa fitr miqdorini berasiz. Yoki to'ydirasiz, chaqirib mehmon qilasiz. Fa illam yaqdir ala ahad hazi al-ashay salasati. Agar shu 3 ta narsadan birortasiga qodir bo'lmasa, deb qarang, qodir bo'lmasa degan masala endi kelyapti. Avvalo shularni qilishga harakat qilasiz, qodir bo'lmasangiz, soma salasata yamin mutatabi'at. 3 gün ketma-ket roza tutadi. Bir daniga rozaga kirmaysiz, oldingilarni qilishga harakat qilasiz. Bo'lmasa, keyin 3 gün roza tutasiz. فإن قدم الكفارة على الحنس لم يجزه. Agar kafaratni qasamni buzishdan oldin bersa bu joiz emas. Hanafilarga ko'ra, Shofiylarga ko'ra bo'laveradi. Masalan, qo'y go'shti yemayman deb qo'ydingiz. Keyin doktor aytdiki, qo'y go'shtini foydasi yo'q, nimaga unday qasam ichdingiz? Pushaymon bo'ldingiz, hali yeganingiz yo'q, kafarat beryapsiz. Hanafilarga ko'ra bo'lmaydi. O qo'ydi go'sh negandan keyin boshqatdan yana kafarat berasiz. Shofiylatadi bo'laveradi deydi. Va man halafa ala ma'siyatin, kimki gunohga qasam ichsa. Misli alla yusolliya va la aw la yukallima abahu aw la yaqtulanna fulanan. Masalan namoz o'qimayman deb qasam ichsa bir badbaxt. Yoki endi dadamga gapirmayman desa. Yoki falonchini o'ldiraman deb qasam ichsa. Fayambag'i ayyahnasa nafsahu. Bu odam o'ziga o'zi qasamini buzishligi lozim bo'ladi. Va yukaffira an yaminihi. Keyin qasamiga kafforat berishi vojib bo'ladi. Agar bir odamga bir shar'iy jazo berishlik kerak bo'lsa, masalan bir odam masalan, agar sen o'g'irlik qilsang, vallohi qo'lingni kesaman desa. Yo zino qilsin, yoki zino qilgan bo'lsa, vallohi seni rajm qilaman, darrov uraman desa, shariy bir jazolar bo'lsa boshqa masala u. Lekin bu yerda hozir gunoh bo'ladi, ya'ni shariatga xilof bo'lgandan keyin gunoh bo'ladi. Siz bir odamdan tortishib qolsangiz, uni urishligingiz vojib bo'lmaydi-ku. Biz o'zimizni farzandimiz agar aytganimizni qilmasa, urishimiz vojib emas. Xolasi uramiz, xolasi urmaymiz. Wa iza halafa al-kafir summa hanisa fi hali kufri aw ba'd islamihi fala hinsa alayhi. Agar bir kofir qasam ichsa, keyin qasamini buzsa, kofirligidan yoki islomga kirgandan keyin bu buzgan hisoblanmaydi. Ya'ni kafarat bo'lmaydi bunga. Va man harraba ala nafsi shay'an, kimdan-kim bir narsani o'ziga harom qilsa. Masalan, bir odam aytsa-ki, menga tuxum harom bo'lsin desa. Mimma yamlikuhu, shu ega bo'ladigan narsaga, qo'lidagi bor narsaga, imkoni bo'ladigan narsani o'ziga o'zi harom qilsa, tuxum menga harom bo'lsin desa, lam yasir muharraman, u haromga aylanib qolmaydi. Chunki haromga aylanib qolsa bu shariat qayerda qoladi?
Bunda biz aytamiz ki tuxum halolu, lekin bir odam o'ziga o'zi harom qilsa harom bo'lib qoladi degan masala aytishga to'g'ri keladi. Alloh taolo halol qilgan narsa haloldir qiyomatgacha, harom qilgan narsa haromdir qiyomatgacha. Tushundirasizmi? Shuning uchun bu narsa haromga aylanmaydi-yu, va alayhi in istabahahu kafaratu yaminin. Lekin bu odam o'shani yana o'ziga muboh ko'rsa, yesa qasamning kafforati lozim bo'ladi. Bu qasam hisoblanadi. Ammo kofir bo'lmaydi. Ba'zi johillar birdaniga kofir bo'ldi u. Qilishlab kelaymi dedi. Kallasini olib tashaylik. Bu kufr emas. Mana payg'ambarimiz alayhissalomdan sodir bo'ldi. Tahrim surasi qarang. Harom qilishlik degan bir sura nozil bo'lgan. Mukammal sura. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallohu lak? Tabtagi mardot azvajik. Alloh aytadi: "Ey payg'ambar, nimaga Alloh taolo sizga halol qilgan narsani harom deya chiqarasiz? Ayollaringizning rizosini talab qilasiz. Ayollaringizni xursand qilaman deb, Alloh halol qilgan narsani harom qilasiz" deyapti. Ikkita rivoyat bor. Payg'ambarimiz alayhissalomning bir ayollari, biroz imkoniyati yaxshi edi, oilasi biroz boy. Shuning uchun o'zini navbati kelganda payg'ambarimiz alayhissalomga asal, shunaqangi bir shirinliklar, xushbo'y narsalar tayyorlab qo'yardi. Payg'ambarimiz alayhissalom shirinliklarni yaxshi ko'rardilar. Shuning uchun shirinliklarni, asalni yaxshi ko'raylik, yomon ko'rmaylik. Keyin uni yegandan keyin uni hidi keladi, uni xursandchiligi ko'rinadi-ku. Boshqa ayollarga borsa, boshqa ayollarning imkoni yo'q asal olishga, boshqa nima qilishlikka. Har kuni faqat suv yoki xurmo bo'lsa katta gap. Ya qatgan kichkina nonlar. Juda bir faqirlikda yashaganlar. Qizg'andilar. Rashk degan narsa borki, qizg'anishlik, g'ayrat degan narsa. Qizg'anishib ular ham qilinsa qilisholmayapti, iqtisodlari yetmayapti. Undan keyin boshqa ayollar o'rtalarida kelishdi-da, nima qilamiz, bizniki kuchimiz yetmayapti. Shuning uchun uni asalini kesaylik. O'rtalarida kelishdiki, endi aytamiz, kelishib olamiz, payg'ambarimiz arasidan bizni oldimizga kelsa, ya Rasululloh, bu sizdan yoqimsiz hid kelyapti-ya, deymiz. Deyishdi. Keyin boshqa qaysi ayollarni oldiga borsa kelishib olishganda, sizdan yoqimsiz hid kelyapti deyishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdiki, hech narsa yeganim yo'q, faqat asal yegan edim. Shunda ko'rdilarki, manaqangi gap so'zlarga sababchi bo'ldi, qasam ichdilar, endi asal yemayman deb. Shunga Alloh taolo payg'ambarimizni malomat qilib, itob qilib aytayaptiki, ya ayyuhan nabiy, ey payg'ambar, lima tuharrimu ma ahallallohu lak? Alloh taolo senga halol qilgan narsani nimaga harom qilasan deyapti. Qarang, halol bo'lgan narsani mana bunday niyatda harom qilishlik kufr emas. Agar kufr bo'lsa, payg'ambarga nima deysiz? Majbur to'xtaysiz, iymoningiz bo'lsa. Lekin bir odam shariatni o'zgartirish maqsadida, tushundingizmi? Shu halolni men harom qilaman desa kofir bo'ladi. Ammo bu yerda bu masaladagi faron narsa menga harom bo'lsin deishdan maqsadi, uni men yemayman degani. Tushundingizmi? Uni men yemayman, menga mamnu degani. O'zi halol. O'zi halolu, menga mamnu. O'zi muharram degani mamnu deganida, harom degani man qilishlik degani. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom kafforat berdilar, haliq qasamini buzdilar. Boshqa rivoyatda keladiki, Hafsa onamizning navbati edi, payg'ambarimiz alayhissalom Hafsa onamiz uyiga keldilar. Qarasa Hafsa onamiz yo'q. Keyin cho'rilarni chaqirib jimo qildilar. Shu vaqtda Hafsa onamiz kelib qoldilar. Keyin juda qattiq ta'sirlandi Hafsa onamiz. Hafsa onamizning uyida payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir cho'risi bilan jimo qilyaptilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhissalom Hafsa onamizni xursand qilishlik uchun xafa bo'lmasin, qalbi og'rimasin deb o'sha cho'risini qaytib jimo qilmaslikka qasam ichdilar. Diyar rivoyatdan bor, ikkita rivoyat bor. Fan qala kullu halalin alayya haromun. Buroda masalan, har bir halol narsa menga haromdir desa. Qarang, ahmoqdir.
فهو على الطعام والشراب. Bu faqat yine yemoq va ichmoqqa bo'ladi. Kiyim kechak u bu vali xotin bola chaqaga ketmaydi. Faqat yine yemoq ichmoqqa aytiladi. Chunki odatda insonlar shu gapni gapirganda yeydigan narsalarini qasd qiladi. Halolmi? Libosni halolmi demaydi. To'g'ri, pokmi deydi. Taomga yeydigan ichadigan narsalarga iste'mol qiladi. Lekin bir mintaqada odamlar shu halol deganda ko'p narsalarni qasd qilishadigan bo'lsa, unda o'sha narsa e'tiborga olinadi. Qasamda urfga qaraladi. Urf odatda insonlar shu kalimadan maqsadi nima? Nima uchun ishlatyapti uni? O'shanga qaraladi. Illa yan va g'ayra zalik. Lekin bu narsadan boshqa narsani ham o'zi niyat qilgan bo'lsa, o'zi aytsa-ki, men yemoq ichmoqdan tashqari xotinimni ham qasd qildim. Kiyim kechaklarimni, uyimni, hamma narsalarni qasd qildim desa, unda niyatiga qarab muomala qilamiz. Va man nazara mutlaqan fa alayhi al-wafa'u bihi. Kimki mutlaq bir nazr qiladigan bo'lsa, ya'ni qaydlamasa, muqayyad qilmasa, bir zamonini ma'lum qilmasa, shu nazriga vafo qilishligi vojib bo'ladi. Bu nazr masalasi bu. Va in allaqa nazrahu bi shartin fa wujida ash-shartu fa alayhi al-wafa'u bi nafsi an-nazri. Kim endi nazrini biror narsaga bog'laydigan bo'lsa, masalan aytsa-ki, men kasal bo'ldim, yaxshi bo'lmayapman, Allohim shifo bergin, agar shifo bersin bir qo'y so'yaman desa, ertasi kuni yaxshi bo'lib qolsa, tushundingizmi? Keyin aytmasinki, o'zi yaxshi bo'lyapti turgan ekanman-da men, shoshilib ketibdan-da qo'yday to'g'risida demasin. Alloh shifo berdi unga, Alloh uchun nazr qildi, o'sha qo'yni so'ysin, shart topildi-da, shartga bog'ladi. Shu nazrni o'ziga vafo qilishligi vojib bo'ladi. Ammo agar qasamga o'xshab gunoh narsalarga nazr qiladigan bo'lsa, buzib, unda kafforat beradi. Bu yerda nazrni zikr qilganligi, nazr ba'zan qasam ma'nosida ishlatiladi, tushundingizmi? Qasam ba'zan nazrga o'xshab keladi, nazr ba'zan qasamga o'xshab keladi. Va ruviya Abu Hanifa rahimahulloh roja'an zalika zalika. Rivoyat qilinadiki, Abu Hanifa bu qovuldan qaytdi. Aytdiki, o'sha shart topilsa, shu nazr qilingan narsani qilsin degan fatvosidan qaytdi. Va qol aytdiki, iza qala in fa'altu kaza fa'alay hajjatun aw sawmu sanatin aw sadaqatu ma amlikuhu ajzahu min zalika kafaratu yaminin. Birodam aytsa-ki, men falon ishni qilsam, menga haj vojib bo'lsin, yo bir yillik roza vojib bo'lsin, yoki o'zim ega bo'lib turgan butun narsalarimni sadaqa qilishlik vojib bo'lsin desa, keyin haligi ishni qilib qo'ysa, qasamni kafforatini bersa kifoya qiladi degan fatvosi ham bor Abu Hanifa. Falon ishni qilsam, qo'y go'shti yesam deb aytgan bo'lsa, qo'y go'shtini yeb qo'ysa, yoki bo'lmasam falon yerga kirsam, falon madrasaga kirib olsam, falon shaharga yetib olsam degan gaplarni gapirsa, keyin shularni o'zini zimmasiga olsa, haj vojib bo'lsin yo falon falon deb, shu yerga yetgandan keyin qasamni kafforatini berib qo'ysa bo'ladi deyapti. Shu ikkala fatvodan xohlaganingizga amal qilaverasiz. Hidoyada shunday sharhlaydiki, aslida bu haligi qo'yib turgan shartiga bog'liq. Agar qo'yib turgan sharti o'zini xohlayib turgan narsasi bo'lsa, masalan u Madinaga yetmoqchi, Madinaga yetib olsam desa, yo kasalligi yaxshi bo'lib qolsam desa, farzand ko'rmoqchi edi, farzand ko'rsam desa, xohlaydigan narsalari bo'lsa, bu nazrdir deydi hidoyada. Lekin qo'ygan sharti yomon ko'radigan narsa bo'lsa, masalan sog'u, agar men kasal bo'lib qolsam desa, tushundingizmi, bolam kasal bo'lib qolsa desa, hali yomon ko'radigan narsalari bo'lmasligini xohlagan narsalarga bog'lasa, u qasamdir deb sohibi hidoya sharhlaydilar. Bu mana ba'zi hanafilarning qavli. Ba'zilar esa mutlaq yuqorida aytganimizdek sharhlashadi. Wa huwa qawlu Muhammad rahimahulloh, bu Imom Muhammadning ham so'zidir. Wa man halafa la yadkhulu baytan, kimki uyga kirmayman deb qasam ichsa, fa dakhala al-ka'bata aw al-masjida aw al-bi'ata aw al-kanisata lam yahlas. Kim bu odam Ka'bani ichiga kirsa yoki masjidga kirsa
yoki nasroniylar ibodatxonasiga kirsa yoki yahudiylar ibodatxonasiga kirsa qasami buzilmaydi. Ya'ni fuqaholarni bunday keltirishligi suratlarda keltiryapti, tushundingizmi? Har xil suratlar islomiy tarafdan bu kofirlarda ham uylar hisoblangan. Masalan, Ka'ba Baytulloh deyiladi-ku, Baytun-ku. Siz la yadkhulu baytan degan. Tushundingizmi? Lekin nimaga Ka'baga kirsa qasam buzilmayapti? Baytulloh u ham bayt-ku. Yoki masjid, masjiddan Baytulloh. Ya bu nasroniylarda yahudiylar ibodatxonasini o'zlari Alloh uyi deydi ular. Chunki qasamda aytdimki, urfga qaraladi. Urfda uy deyilganda masjid tushunilmaydi. Tushundingizmi? Ka'ba tushunilmaydi. Ibodatxonalar tushunilmaydi. Uy deb insonni o'zini oddiy bir oila bilan yashaydigan yoki o'zi yashaydigan bir tunab qoladigan yerni baytun deyiladi urfda. Shuning uchun urfdagi uy deyilmaydigan narsalarga kirsa qasam buzilmaydi. Masalan, do'konga kirsangiz, tushundingizmi? Qasamingiz buzilmaydi. Uy emas-da u. Lekin mana bu yerda mana bu yahudiy nasoylar ibodatxonasi deyapti. U yerga kirgan odam albatta musulmon holatda kirib chiqsa, shuni to'g'risida biz bahs qilamiz, qasam to'g'risida. Lekin bir odam u yerga ularni dinini yaxshi ko'rib, yoqqa bor og'zi ochilib, ajoyib ekan-ku bular. Yaxshi ekanini bilmay yurgan ekanmiz, kofir bo'ladi. Ya havas qilib borsa, kofir bo'ladi. Va man halafa alla yatakallama, bir odam gapirmaslik uchun qasam etsa, vallohi endi gapirmayman men. Nima san fitna qilyapsizlar? Yomonlikka buyuryapsizlar, endi gapirmayman desa. Faqara al-Qur'ona fi solati. Keyin namozga turdik. Gapirmayman degandi-ku. Og'zini qimillatmasdan yurdi. Namozga turdida namozda Qur'on o'qidi. Nima bo'ladi endi bu? Lam yahnas, qasam buzilmaydi. Tushundingizmi? U gapirish deyilmaydi-da u. Tushundingizmi? Namozda Qur'on o'qiyapti degan odamga hech kim aytmaydi-ku, gapirishini qara. Ko'p gapirib olding-ku, demaydi-ku. Oz gapirding-ku, demaydi. Qur'on o'qiyapti deydi. To'g'rimi? Qur'on o'qishlik gapirishlik deyilmaydi. O'z aslida kalom u ham. Tushundingizmi? Qur'on o'qishligingiz ham kalom. Qala va iz qala robbuka lil malaikati deb o'zi gap u. Lekin urfda gap deyilmaydi. Va man halafa la yalbasu hadha sawda. Shu tonni kiymayman deb qasam etsa. Odamlar e'tiroz qilyapti. Endi kiymayman bu tonni desa. Va huwa labisuhu va shu qasam ichganda u kiyuvchiydi. Ustida turadi. Ustida turgan tonga qasam ichdi. Endi kiymayman. Fanaza'ahu fil hal shu zohati yech bo'lsa qasam ichib oq. Lam yahnas qasam buzilmaydi. Ammo yechmasdan o'tiraversa qasam buziladi. Va kazalika iza halafa la yarkabu hazi dabata. Bu markabni minmayman deb qasam ichsa. Endi bu tuyani minmayman. Ya bu Mercedesni minmayman deb. Bu qasam ichsa. Va huwa rakibuha. Va u mingan holatda edi shu qasam ichganda. Fanazala fil hal shu zohati tushsiz lam yahnas qasam buzilmaydi. Va illa bisa sa'atan hanisa. Agar bir soat qolsangiz uning ichida qasamingiz buziladi. Bu soatdan maqsad aytdim bu 60 daqiqalik zamon emas. Bir muddat deyapsizmi? Qasam ichgandan keyin hech qanday uzr bo'lmagan holatda o'tirdingiz shunda yoki libosni kiyib o'tirdingiz. Qasam buziladi. Va man halafa la yadkhulu hazihi dara. Kimiki shu hovliga kirmayman deb qasam etsa. Va huwa fiha. Va u shu hovlining ichida bo'lsa lam yahnas bil qu'udi hatta yakhruja. Bu odam chiqquniga qadar o'tirishligi bilan qasam buzilmaydi. Shu hovliga kirmayman deb qasam ichdi-da va hovlining ichida edi. Gaplashib, choy ichib o'tirishibdi, osh yeyishdi. Tushundingizmi? Qancha masalada mashvara qildi. Keyin chiqib ketdi, qasam buzilmaydi. Summa yadkhula va keyin kirsa keyin qasam buziladi. Shunga kirmayman deganda u kirishlik sodir bo'lgani yo'q undan. Eski kirishlikda e'tibori yo'q. Va man halasa la yadkhulu daron. Bir odam hovliga kirmayman deb qasam etsa. Yuqoridagi masalada nima farqi bor? Yuqorida hazihi deb ishora qilyapti. Muayyan bir hovlini ko'rsatyapti. Endi bu yerda mutlaq hovliga deyaptimi? Butun hovlilar kirib ketadi bunga. Fadahala daron xaroban. Keyin xarob bo'lgan bir hovliga kirsa lam yahnas qasam buzilmaydi. Tushundingizmi?
obod bo'lgan hovliga kirsa, shunda qasam buziladi. Chunki xarob bo'lgan yerni odamlar hovli demaydi. Tushundingmi? Xarobazor, vayrona deyishadi. Tashlandiq yerlar deyishadi. Va man halasa la yadkhulu hazi ad-dara. Bir odam bir hovlini ishora qilib aytsa-ki, shu hovliga kelmayman desa. Fa dakhalaha ba'da ma inhadamat va sara sahra. U hovli buzilib ketib, sahroga aylanib ketgandan keyin yoki o't ketib, kuli ko'kka savrilib ketgandan keyin kirsa, halisa qasam buziladi. Tushundingmi? Chunki shu hovliga kelmayman deganda, bu yerda shu hovliga kirmayman deishdan maqsadi o'sha maydonga kirmayman degani bo'ladi. U obodligida kirdimi, buzilgandan keyin kirdimi, kirdi u yerga. Va man halasa alla yukallima zawjata fulanin. Bir odam qasam etsa-ki, falonchini xotiniga gapirmayman deb qasam etsa. Masalan, dadasining xotini bor edi, uyga yonasi shuni aytdi. Endi dadamni xotiniga gapirmayman. Nima desam fitna qilyapti, desa. Fatallaqaha. Ki dadasi ham urushib qoldi, taloq qildi u xotinni. Fulonun. Summa kallamaha. Ki bu endi bu dadamning xotini emas-ku. Deb gapirsa, halisa qasam buziladi. Muayyan bir xotinga aytayapti-da buni. Va man halafa la yukallima abda fulanin, kimiki falonchini quliga gapirmayman deb qasam etsa. Aw la yadkhulu dara fulanin. Yoki aw la yadkhulu dara fulanin, falonchini hovlisiga kirmayman deb qasam etsa, fa da'a fulanun abdahu aw darahu. Falonchi keyin qulini yoki hovlisini sotsa, summa kallama al-abda wa dakhala ad-dara, bu odam keyin qulga gapirsa yoki hovliga kirsa, lam yahnas, qasami buzilmaydi. Tushundingizmi? Yuqoridagidan nima? Yuqoridan zaujatun deb muayyan bir xotinni ko'rsatyapti. Pastda esa mutlaq bir qul, mutlaq bir hovli bo'lyapti. Tushundingizmi? Lekin bu yerda falonchining quli deyapti. Qul ma'lum emas, uning deyapti. Sotgandan keyin unikiligidan chiqadi-ku. Shuning uchun qasami buzilmayapti. Qasam buziladi deydi Imom Muhammad. Imom Muhammad bu yerda xilof. Va in halasa alla yukallima sahiba hadza toylasan. Agar shu chodir egasiga gapirmayman desa, toylasan ustiga tashlanadigan bir chodir o'raladigan. Qasam ichsa fada'ahu, bu odam o'sha chodirni sotib olsa, summa kallamahu, kim unga gapirsa halisa, qasam buziladi. Chunki maqsad chodirda emas, u odamni o'zini chodirga gapirmaydi-ku. Odamga gapiradi. Va kazalik ayni shunga o'xshab iza halafa alla yukallima hadza shabba, shu yigitga gapirmayman deb qasam etsa, tushundingmi, ko'rsatsa. Fa kallamahu ba'dama sara shayxan, kim bu yigit soch soqollari oppoq bo'lib qari bukchayib qolgandan keyin gapirsa, halisa qasam buziladi. Chunki bu yigit hozir ham shu yigitdir, qarigandan keyin ham shu insonda, qarigandan keyin boshqa inson bo'lib qolmaydi-ku. Va in halafa alla yakula lahma hazihi al-haml fa sara kabashan fa akalahu hanisa. Bir odam aytsa-ki, shu hamlni, ya'ni shu qo'yning qonidagi bolasini go'shini yemayman deb qasam etsa, keyin u tug'ildi-da va katta qo'y bo'ldi, fa akalahu, yesa hanisa qasam buziladi. Chunki o'sha qo'yda bu. Va in halafa alla yakula min hazihi nakhlati, bir odam shu xurmodan yemayman deb qasam etsa, fa huwa ala samaniha, bu qasami uning mevasiga haml qilinadi. Siz mevani yeb o'tirsangiz, qasaming buzildi desa, buzilgani yo'q. Nimaga? Chunki men shu xurmodan deb daraxtni ko'rsatgan edim. Daraxtni yesam keyin qasamim buziladi desa, to'g'ri emas. Yo'q, yolg'onchi. Qasamni buzdi bu, chunki hech kim xurmoni daraxtini yemaydi-ku. Shu xurmodan deb xurmoni mevasini qasd qiladi. Urfda shunday. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَكُلَ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَسْ. Kimi ki şu büsürden yemeyim ben dese, o rutab gelengene ki yese kasem büzülmeyedi. Hurmanı, meyvesini, türleri var. Bu yenge, yani uğrabıp türgen de büsürün deydi. Şunu değil mi? Pişken vakti de rutabın deydi. Hani uğralıgı da, etsiz ki bu büsürde yemeyim ben deseyiz.
pişti o, rutabga aylandı, şirin buldu. Keyin esiz kasamız buzulmaydı. Başka meyvelerde hem şundayız. Mesela öğrükte ozu bilen gorasının farkı var ki o. Siz gora yemeyim ben degen bu siz. Pişkenden ki yesiz, gora yemediyiz de. Kasamız buzulmadı. Gora lege deyesiz, o da kasamız buzulardı. Hani meselelerde birbirinden farkını karın. Yani insan yaşlıgiden karısayan bitti hesaplanıyordu ama meyveler yaşlıgiden karıganı bitti hesaplanmayordu. وَاِنْ حَلَفَ لَا يَكُلُوا بُسُرًا فَاَكَلَا رُتَبًا لَمْ يَحْنَسْ Eğer büsürde yemeğinde kasam etse şu kurasını, kiyen rutabdı yese, pişkanını yese, kasamı büzülmeydi. Bu meselenin ne ekiltir yaptı? Yukarıda hâz edigen işare vardı, muayyen. Bu mutlak. Muayyen kılıbet sizden, mutlak kılıbet sizden bir. وَاِنْ حَلَفَ لَا يَكُلَا رُتَبًا فَاَكَلَا بُسُرًا Muzannaban hanisa. Bir adam rutab yemeyman, pişkan hurma yemeyman deb qasam etsa. Keyin muzannab bo'lgan busur yesa. Hanisa, inda bi Hanifa rahimahullohu ta'ala Abu Hanifaga ko'ra qasam buziladi. Bu nima degani? Xurmoni agar kuzatgan bo'lsalaringiz, g'orasi keyin yarimi pishib kelishni boshlaydi. Ya'ni uchidan pishib kelishni boshlaydi, ali bandi bo'lgan Daraxtga yopishgan tarafi g'oraligicha qoladi. Tushundingizmi? Sekin ki hammasi pishib ketadi. Mana bu sura muzannaban degani dumi zanab dum degani dumi orqasi g'ora bo'lgan rutob yesa. Tushundingizmi? Yarimi pishgan jigarang bo'lib qoldi, yarimi sarg'ayib turibdi, oqarib turibdi. Uni esa qasam buziladi. Abu Hanifaga ko'ra Abu Hanifa dedi ki, kasamı buzulmaydı deyiz. Çünkü bunu yarını rutab buldu doğru. Rutablik var o, lakin bu mükemmel rutabmaz ki deyiz. Ve men hanefe la yekule lehmen. Bu adam göğüs yemeyemedi kasam etse. Fe ekele lehme semeki lem yehnez. Beradı göğüsünü yese kasam buzulmaydı. Göç yemeyemedi kasam etse de ki balık yese kasam büzülmeydi. Çünkü balık göç saplanmaydı. Düşündünüz mü? Urufta göç değilmeydi. Çünkü göç ne mi? Göç kanı bar. Hayvanlarının göçlerine göç değilmeydi. Dağlıda kanı yok ki. Ve lev halefen la yeşreve min dejletin feşerive minhe bi ineyn lem yehnes. Dejleden içmeyemedi kasam etse Kim bir idişte alıp ise kasam büzülmeydi. Abu Hanife'ye göre. Şagirdler dedi ki büzüledi deyiz. Hatta yekra'a minha kar'anen de bi Hanife'te rahimahullah. Yani ta ki şunu deryanı uzudan hoplap üç günüye kadar. Min dejle deyipti de dejleden içmeymendir. Dejleden içliken ne buladı? Onu sahilige yatıp durup hani Çekeyirlerdi de kışlarlarda yani küzetken buselariz o şekilde adamları örgen gel. Şimdi sahilge atat da uzana içi uğradı. Meza kalıp. Abu Hanife dedi ki şu Dajle'den de yaptı ki Derya'dan de yaptı ki Derya'dan içti imkanı barlıydı. Çünkü için Derya'dan şimdi ağzımdan hüplap içse şimdi kasam buzular. Lekin ne kolu da alıp içse Ya ki bir ilişte alıp içediyen bu sefer. Piyelede, kaşıkta, çumuşta içse, kepkede alıp içse. Kasem büzülmeydi. Ama şagirde dedi ki büzülemliydi. Şu deryadan kanakası gitse büzülemliydi. Ve men halefe elle yeşre min ma'i dejlete. Kimi ki dejlenin deryasının suudan içmeymedi kasem içse. Feşerive minhe bineyn hanise. Ki ilişte alıp içse kasem buzular. Çünkü bir de dağcılarının suvudan dedi de. İlişte alıp içedi mi? Ki şu sahilge atıp içedi mi? İçiye çüp içedi mi? Ben içi yap çıkıyor kasem buzular. Ve men halefen le yekule min hazil hintati. Bir adam kürsatı bir şarak alıp. Bana şu buğdaydı yemeymedi kasem içse. Fakile min hubziha. Ki şu buğdaydan buraya nandı yese. Ne buladı? Korkmayalar lem yehnes kasem buzulmaydı. Çünkü buğdaydı gözetti de buğdaydı yemedi ki o. Bu Abu Hanife'nin sözü. Şagirdler dedi ki yok kasam büzülen deydi. Çünkü buğdaydı o zaman hiç kim yemeydi ki o dedi şagirdler.
Söyledin mi? Buğdaydan mahsul şu buğdaydan hasıl bugün mahsulatlar deydi. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَكُولَ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ Burada mesela ki şu undan yemeyemem dese فَاكَلَ مِنْ خُبْزِهِ Kim şu undan bugün nandan yese halise kasem büzüledi. Bu ittifak var yani şagirdin sözler ortasında. وَلَوْ اِسْتَفَّهُ كَمَا هُوَ لَمْ يَحْنَسِ Eğer şu adam un şu haleti de onu ağzıya taşıyıp yiyse kasamı büzülmeydi. Çünkü yani şu undan yiyemen şu undan yediğim mi degende urufta onu nanı buladı. Mesela gürüç sasını deydi? Falancının gürüçü yaşıyken ben gürüçten yedim deydi. Sen ne mende şunasız? Etmiş ki tabi gürüçte yediğim mi? Demiş ki etmiş ki he, bu ya şavla kıptıyken ya aşk diyeceğim ya aşk elemanı şavlak diyeceğim şu gülüşten bir tağım pişirip diyeceğim şimdi bu tağımda kas kılas un diye mesele şimdi ve in halefen la yükellime fulanen falancıya gapirmeyemedi kasam etse fekellemehu ki unge gapirse ve huve bihaysu yesma'u illa ennehu naimun ve o adam bunu işlediğin halette öyle gün uykuda şimdiniz mi? Yanınızda kerevatta okulab yazıptı, onge gapir yapsız. Ben senden korkmayayım ben, seni okup taşıyayım ben, okup taşıyayım ben. Ne gözün açıldı? Hazır dediniz, hazırlaştın dediniz. Ya seni gitme yaptın dediniz. Uykuda bu geldiği için eşitme yaptı sizi. Ama uykuda bu geldiği için eşit aradı. Kasana büzüledi. Demek falancıya gapirmeyim ben dese, çözünüz mü? Yusuf'a gapirmeyim ben kaytırsa. Yaman eken olursa. Ki Yusuf gitken vaxtda gapirsa. Yusuf, hali ko'rasan sen. Desa qasam buzilmaydi. Chunki Yusufga gapirgani yo'q-da u. Tushundingizmi? Ammo Yusuf unga yaqin bo'lsa-da, oddiy holatda bo'lsa eshitadigan bo'lsa, ammo uxlayapti, o'zidan ketib qolgan. Tushundingizmi? Unda qasam buziladi. Va in halafa la yukallimahu illa biznihi. Ay qasam etsa-ki, endi men Yusufga qaytib gapirmayman, izn bersa gapiraman xolos desa. فأذن له ولم يعلم بالإذن. كين يوسف ونج إذن بده يعبرش ليه؟ ما اللي يعبرين؟ بالقصد قانونا كيشتم لسا. لكن بو يوسف إذن بيرجعنا خبر يوك. حتى كلمه هو ويعبر وارده شده مستن. خنيسة قسم بزلات. فإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعي داخل البلد. Agar vali bir shaharni valisi hokimi bir kishidan qasam olsa avvalgi zamonlarda har bir shaharning o'zini bir darvozaxonasi bo'lar edi. Hozirgi vaqtda ham bir shaharga kirishda o'zining yo'llari bor. Shu shaharning chekasida yashaydigan shu yo'l bo'ylarida tashqaridan kelganlarni kuzata oladigan birorta kishidan qasam olsa. Qasam ishtirsa-ki shu shaharga kirgan har bir da'ir Da'ir nima degani qaroqchi. Tushundingizmi? Bir buzg'unchi, fasodchi to'g'risida xabar beradi, bildiradi deb. Shaharga kelgan har bitta buzg'unchini menga xabar berasan. Qasam ichgin desa, u ham qasam ichsa. Fa huwa ala hali vilayatihi xosatan. Bu qasamning muddati o'sha hokimning hokimligi muddatiga bo'ladi. U hokim ishdan tushsa Kim bu adam haber vermese kasamı büzülmeydi. Söylediniz mi? Ama ondan aldın haber vermese kasamı büzülmeydi. وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَرْكَبَ دَابَةَ فُلَانٍ Falancının hayvanını, merkebini min bir kasam etse فَرَكِبَ دَابَةَ عَبْدِهِ الْمَأْزُونَ Kim onu izin veren kulunun merkebini minse لَمْ يَحْنَسْ kasamı büzülmeydi. Söylediniz mi? Çünkü izin veren kulunun Moliga egasi tasarruf qilolmaydi-ku. Qul uniki, lekin mulkini xolagandek boshqara olmaydi. Wa man halafa, kimda-kim qasam etsa-ki, alla yadkhula hazihi ad-dara, shu hovliga kirmayman deb. Fa waqafa ala sathiha, ki u hovlini tomiga chiqsa. Avda xala dihliziha, yoki dihliziga kirsa, dihlizni bilasizlarmi? Daliz deydi-ku bizda.
dahliz deydi, dahliz. Dahliz nima bilasizlarmi? Masalan, uy solgansiz. Masalan, bizda 2 xil bo'ladi. Birinchi tomni tagi borganingizda bir xonaga o'xshagan yer bor, ammo oldi ochiq. Tushundingizmi? Deraza, eshiklar yo'q. Unga kirasizda, keyin bir eshikni ochib ichkariga kirasiz. Tushundingizmi? Hali kirgan yeringiz ayvon deyiladi. To'silmagan-ku. Tushundingizmi? Agar to'silgan bo'lsa dahliz deyiladi. To'g'rimi? Shu bir raqam qo'ygan. Hoshiyaga qarasangiz aytayaptiki, "Fa inna mislahu yu'tadu baytutatan lid-duyuf fi ba'zi al-qura va fi al-mudun. Yabitu fi ba'zi al-atba' fi ba'zi al-awqat." Chunki ba'zi qishloqlarda deyapti, dahliz mehmonlar uchun tunab qolishlikka odat qilinadi deyapti. Va shaharlarda deyapti, bu dahlizda ba'zi bir tobelar, uydagisi yergashgan odamlar ba'zi vaqtlarda shu yerda tunab qoladi. Va amma ma lam yasluh lil baytutati, ammo tunab qolishlikka salohiyatli bo'lmagan dahliz, falam yahnaz bid-dukhul fihi, unga kirishlik bilan qasam buzilmaydi, kama sarrahu ulamolarimiz sarohatan aytganlik degan. Bizning qavlimiz sahih bo'ldi. Lekin shariatda dahliz deb to'silgan, to'silmaganligi farqi bo'lmayapti. Faqat tunab qolishlikka imkoniyati bo'lsa, u dahliz bo'ladi, tunashga imkoniyati bo'lmasa dahliz bo'lmaydi, deyapti. Wa in waqafa fi taq al-bab bi haythu iza ughliqa al-bab kana kharijan lam yahnas. Agar darvoza xonada tursa, shu hovliga kiringani qasam ichdingiz, darvoza xonasiga borib tursangiz, agar darvoza berkilganda tashqarida qoladigan bo'lsangiz, qasamingiz buzilmaydi. Tushundingizmi? Darvoza xona ham 2 xil bo'ladi. Ne darvozani berkitganingizda ko'chada qoladigan darvoza xona bor. Tushundingizmi? Ne bir odamni uyga kelyapsiz ko'chadan, uni darvozangizga kirasiz, unda kirgan bo'ladi ichkariga. 1 metr yoki 1.5 metr ichkariga kirasiz, keyin darvoza keladi, to'g'rimi? Agar shunday darvoza xonaga borsangiz, qasamingiz buzilmaydi. Chunki uni uyga kirganingiz yo'q, ko'chada hali ham. Ammo darvozani berkitganda ichkarida qoladigan bo'lsangiz, unday darvoza xonaga kirishligingizdan qasamingiz buziladi. Chunki uy ichiga kirgan hisoblanasiz. Qadim fuqarolarimiz endi uylarni masalasiga o'tib ketdi mana. Uylar, inshoot masalalari. Hamma sohada birinchi safdada bular. Fuqarolar. Shuning uchun hadisda keladiki, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din." Kimga Alloh taolo dinda yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Kimga Alloh taolo yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qilib qo'yadi deyapti. Dinda faqih bo'lishligi hamma sohada shunday birinchi safda bo'lasiz. Va man halafa alla yakula shawa. Kimiki pishirilgan narsa yemaymadi qasam ichsa, fa huwa ala lahmi, bu go'shtga bo'ladi xolos. Dunal bazinjan val jazar. Bu bozinjon, ya'ni baqlajon, mana boyimjon. Shu va savzular kirmaydi bunga. Ularda pishirilgani yilmaydi. Yesiz qasamingiz buzilmaydi. Chunki ular qasdan pishirilmaydi-ku. Savzini qaynatib bersa yeysizlarmi? Yo'q. Qo'zg'olon qilasizlar. Ammo ichida go'shtlari bo'lsa sabr qilasizlar. Maylini. Demak, go'sht qas qilinar ekanda. Va man halafa la yakula tabih. Kimiki tabih, ya'ni qaynatilgan narsa yemayman deb qasam ichsa. Yuqorida pishirilgan dedik, va yog'da pishirishlik kiradi unga. Bu shava yog'da pishirishlik. Bu tabuxun suvda pishirishlik. Qaynatma. Qaynatma suvda pishirilgan narsa yemayman deb qasam ichsa. Fa huwa ala ma yutbahu min al-lahmi. Bu ham go'shtdan qaynatib pishiriladigan narsaga bo'ladi. Boshqasiga emas. Ammo niyati boshqa bo'lsa, niyatiga qaraladi albatta. Masalan, yuqorida aytdik biz bozinjonlar, ya'ni baqlajonlar kirmaydi dedik. Ammo bilasizlar,
o vaqtlarda nima yo'q edi? Patates, kartoshka yo'q edi. Kartoshka ni vatani qayerda edi? Amerika miydi? Ha? Amerika. Amerikadan kelib, keyin hamma joyda tarqaldi. Mana hozir kartoshkani o'zini yeyishadi-ku odamlar, qo'g'irishib, suvga qaynatib. Taom hisoblanadi alohida. Lekin faqatgina baqlajonni qo'g'irib yeyishlik yoki faqatgina sog'izini qo'g'irib yeyishlik yo'q. Va man halafa an la yakula ru'usa fayaminhu ala ma yukbasu fit tananir va yub'a fil misr. Kimiki kallalar yemaymadi qasam etsa. Bu tandirlarda kabob qilinadigan narsaga va bozorda sotiladigan kallalarga hamil qilinadi. O'zi kalla deganingizda butun go'shti yiladigan hayvonlarning, qushlarning kallasi kirib ketadi. Lekin faqatgina odamlarning urfida pishirilib bozorda sotadigan kallalar, masalan qo'ydi kallasi, molni kallasi. Shular qasd qilinadi xolos. Shuni yesa qasam buziladi. Lekin kaptarni kallasini yesa qasam buzilmaydi. Chunki kaptarni kallasi pishirilmaydi-ku. Ha? Bozorlarda sotilmaydi. Urfga qaraladi. Biz urfimizda kalla sotilmaganligi uchun, u alohida pishirilmaganligi uchun uni yesa qasam buzilmaydi. Va man halafa la yakulal khubza kimiki non yemayman qasam etsa fayaminhu ala ma ya'tadu ahlul baladi aklahu khubzan. Uni qasami shu o'zining shaharining ahlini non deb yeb odat qiladigan narsasiga bo'ladi. Chunki nonlar har yerda har xil. Faynakala khubzal qatoifi aw khubzal urus bin iroq lam yahnas. Agar qatoif nonini yesa, qatoif mana lug'atda ko'rganimizdek yog'da undan bo'ladi bu ham, lekin yog'da pishirilib shakar qo'shiladi, bizdagi qallamaga o'xshagan. Lekin uni shakli aynan qallamaga o'xshagan bo'lishi shart emas. Chunki bu narsa har millatlarda har xil bo'ladi. Millatlarga qarab o'zgaradi. Shu nonni yesa yoki guruchning nonini yesa, guruchdan bo'lgan non yoki masalan zog'ora nonni yesa, Makkadan bo'lgan. Mana Iroqdagi guruchli nonini yesa qasami buzilmaydi. Ammo yuqoridagi masalaga o'xshagan bo'lki, o'zini diyorida non deydinga, masalan, uni diyorida, uni shaharda faqatgina qatoif yeyiladi nondi, unda qasam buziladi. Yoki faqatgina guruchdan bo'lgan non yoki faqatgina zog'ora non yeyiladi Makkadan bo'lgan, uni esa qasam buziladi. Va man halafa la yabi'a aw la yashtariya aw la yu'ajira kimiki sotmaslik uchun, sotib olmaslik uchun va ijaraga bermaslik uchun qasam etsa, fawakkala man fa'ala zalik keyin shularni qiladigan odamni vakil qilsa, lam yahnas qasami buzilmaydi. Va man halafa alla yajlisa ala al-arzi kimiki yerga o'tirmaslikka qasam etsa, fa jalasa ala bisatin keyin bu odam bir gilamni ustiga o'tursa, avvala hasirin yoki hasirning ustiga o'tursa, hasir bo'yra, bo'yraning ustiga o'tursa. Hozirgi vaqtda bo'yralar masalan plastmasdan ham qilinyapti. Oldin ko'pincha bo'yralar shunday qamishga o'xshagan yoki daraxtlar shoxlaridan shunaqangi narsalardan qilinar edi. Bisatun bu ipdan yoki jundan bo'ladigan yumshoq. Lam yahmas qasam uzilmaydi. Bu odam yerga o'tirmadi, gilam ustiga o'tirdi. Va man halafa la yajlisa ala saririn kimiki sarirga, ya'ni so'riga o'tirmayman desa, so'ri ba'zilar chorpoya deyishadi. Chorpoya degan to'rt oyoqlik degan. Ba'zilar uni ham kravat deyishar ekan. Kravatga o'xshagan, ammo kravatda bir odam yotsa, so'rida 5 kishi yotsa bo'ladi. Keng. Ammo ko'pincha biz odatlarimizda keng bo'ladi-da. 2 metrlik, 3 metrlik, 4 metrlik. Shunda sarirga o'tirmayman deb qasam etsa, fa jalasa ala saririn fawqahu bisatun keyin ustiga gilam qo'yilgan
suriga chiqib o'tursa, hanisa qasam buziladi. Va in ja'ala fawqahu sariran oxir fajalasa alayhi lam yahnas. Lekin surni ustiga boshqa suri qo'yib turib, shuni ustiga o'tursa, unda qasam buzilmaydi. Tushundingizmi? Demak, bir odamning surisida o'tirmaymadi qasam ichib qo'ygan bo'lsangiz, ular bilan birga o'tirishingiz uchun ularni surni ustiga boshqa suri qo'yasiz. Va in halafa anna yanama ala firashin, bir odam men to'shakda uxlamayman deb qasam ichsa, sanama alayhi va fawqahu qiramun, keyin to'shakda ustida qiram bo'lsa, yopinqichi bo'lsa, shuni ustida uxlasa, hanisa qasam buziladi. Chunki to'shaklar ustiga ko'pincha odatlarda shunday bir yopinqich qo'yiladi. Va ja'ala fawqahu firashan akhar, agar to'shak ustiga boshqa to'shak qo'ysa, sanama alayhi uni ustida uxlasa, lam yahnas, qasam buzilmaydi. Va man halafa bi yaminin, kimiki bir qasam ichsa va qala inshaalloh muttasilan bi yaminihi, keyin qasamiga yopishtirib inshaalloh desa, falahin alayhi, unda qasam buzish degan narsa bo'lmaydi, chunki qasam emas bu, yopishtirib aytsa. Ammo qasam deyishi birozdan keyin inshaalloh desa, u o'tmaydi. Nimaga inshaalloh desa qasam bo'lmayapti desangiz, o'zi inshaallohni aytishni yaxshi-yu, lekin qasamni masalasida ertaga Allohga qasam ichamanki, ertaga senga 100 dollar beraman inshaalloh desa, 100 dollar beraman degani qasam bo'lyapti-yu, lekin inshaalloh degani agar Alloh xohlasa degani. Bu sizga 100 dollar berishini Allohni xohishiga bog'lab qo'yyapti. Agar Alloh xohlasa beraman deyapti-da. Tushundingizmi? Keyin ertasi kelganda Alloh taolo sizni 100 dollar berishingizni xohladimi, xohlamadimi bilmaysiz-ku buni. Tushundingizmi? Shuning uchun qasam bekor ketadi. Allohning mashiyatiga, xohishiga bog'lab qo'yganligi uchun. Va in halafa layatiyannahu in istata'a, bir odam qasam ichsa-ki, agar qodir bo'lsa albatta unga boraman deb. Fa haza ala istata'ati sihhati dun al-qudrati. Bu qudrat istitoat emas, sihhat istitoatdir. Ya'ni qodir bo'lishi ikki xil bo'ladi. Birinchisi qudratdagi qodir bo'lishlik, ikkinchisi sihhatdagi qodir bo'lishlikdir. Nima farqi bor buni? Masalan, siz aytsangizki, men ertaga madrasaga bormasam deb qasam ichsiz, shunda madrasaga bora olasiz-u imkon topolmaysiz. Tushundingizmi? Madrasaga borishga qodirsiz, oyog'i ishlayapti, qo'li ishlayapti, ko'z hammasi ishlayapti. Ammo ba'zi imkon topolmadingiz. Bu qudrat istitoati deyiladi buni. Ikkinchisi esa sihhat istitoati degani, madrasaga borishlikka imkon topdingiz. İmkan topdingiz, bormadingiz. Bu sihhat istitoati deyiz. Sharoitlarning sahih bo'ladigan istitoati, qudrati, toqati. Bu yerda agar qodir bo'lsam senga kelaman, kuchim yetsa shuni qilaman desa, siz ertaga uni kuching yetadi mana soppa sog'san-ku deya olmaysiz. U odam aytsa-ki, birdaniga falon bir o'lim bo'lib qoldi yoki bir falon bir ish chiqib qoldi, hech vaqt topolmay qoldim deb uzr aytsa, uzr qabul bo'ladi buni. Va in halafa la yukallima fulanan hinan aw zamanan aw al hina aw al zamana. Agar bir odam qasam ichsa-ki, falonga gapirmayman deb, zamonni mutlaq aytsa, zamon gapirmayman deb, yoki hin kalimasini aytsa, hin ham zamon degan ma'noda, yoki zamon bilan hinga alif lomni kirgizsa, muayyan bir zamonda aytsa yoki bir nakira zamonda aytsa, fa huwa ala sitta tashhurin, bu 6 oyga hamil qilinadi. 6 oygacha gapirmasin. Zamon bilan hin degan kalima alif lomli ma'rifa bo'lsa ham, nakira bo'lsa ham 6 oyga dalolat qiladi eng kamida shariatda. Undan keyin gapirsa bo'laveradi. Va kazalika ad-dahru inda Abi Yusuf va Muhammadin rahimahumullohu ta'ala. Abi Yusuf imom Muhammadga ko'ra dahr ham shundaydir. Dahr ham eng kamida 6 oydir deydi. Lekin ixtiloflar bor. Abu Hanifa aytganlarki,
dahrni nimaligini men bilmayman deganlar. Abu Hanifani dalili u kishi hinun bilan dahr bir narsa emas degan dalili Qiyomat surasi, Inson surasi. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Inson zikr qilinuvchi narsa emas edi. Zikr ham qilinmas edi-yu. Dahrdan bir hin zaman keldimi insonga deyapti. Qarang, dahrdan hin deyapti. Hinun min ad-dahri deyapti. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri. Demak, dahrdan hinun boshqa kalimalar ekanda, boshqa ekan. Dahrdan hin deyapti-ku. Dahr hinundan kattaroq ekan. Shuning uchun Abu Hanifa deyapti-ki, dahr to'g'risida men muayyan bir narsa aytmayman degan. Abu Hanifani bilmayman degan masallardan bittasi bu. Abu Hanifa aytadiki, shu bir dahr gapirmayman degan odamni niyatiga qaraymiz deydi. Niyati nima bo'lsa, nimani niyat qilgan bo'lsa shu. Bo'lmasam men bir narsa deya olmayman deydi Abu Hanifa. Lekin shogirdlari 6 oy deyishyapti. Shogirdlar aytadiki, chunki ba'zi insonlar, ba'zi odamlar o'zlarining urf-odatida seni dahrdan beri ko'rmayapman deganda hinun zamon degan ma'noda ishlatiladi. Shuning uchun uni ma'nosini olamiz deydilar. Abu Hanifa ham shunday endi bilmayman degani nimaga dalolat qiladi? Taqvosiga dalolat qiladi. Bu ilmsiz odamlar yoki mutaassib boshqa mazhabdagi mutaassib insonlar, insofsiz ahli ilmlar Abu Hanifaga tuhmat qilib, u aqlidan gapiradi. Qur'on hadisga xilof gapiradi degan gaplarni tuhmatlay ko'rinyapti. Agar Qur'on hadis bo'lmasa ham gapiraversa, o'z-o'zi gapiraversa, dahr degan narsani aytib ko'rsa bo'ladi-ku, katta olimman, shuncha shogirdlarim chiqdi. Shogirdlarimki dahrni tafsirini aytib tursa, men aytmayman, men ham bir narsani aytib qo'yay desa bo'ladi-ku. Lekin u kishi aytyaptiki, lug'at olimlari dahr to'g'risida muayyan bir zamonda aytmaganlar. Va Qur'on hadisdagi dahrlarda ham zamoni ma'lum emas. Masalan, hadisda keladiki, savmud dahr deb. Savmud dahr degan narsa bor. Dahr ro'zasi. U nima degani? Umrbod ro'za degani. Bunga nima deysiz? Dahr kalimasi ba'zi yerlarda umrbodga keladi. Ba'zan qisqa zamon uchun keladi. Ba'zan bir insonni hayotidan ko'p bo'lgan zamonga. 100 yillikka yoki undan ham ko'p zamonlarga ishlatiladi dahrun degan kalima. Mana boshqa bir hadisda, hadisi qudsiyda dahrni so'kmanglar. Qarang, dahr deyapti. Dahrni so'kmanglar deyapti. O'rdagi zamon ma'nosi bu zamon buzilib ketdi, bu zamonga la'nat bo'lsin deydi ba'zilar. Hadis shuni man qilyapti. Zamonni so'kmanglar, o'sha yerda dahr kalimasi kelgan. Har xil bo'lganligi uchun Abu Hanifa bu yerda bir gap aytmadi, o'zimdan bo'lib qolmasin deb aytmadi. Lekin Abu Hanifani fatvolarini tushunmaydi insonlar, tosh otishardi. Bu Qur'on hadisiga xilof gapiradi deb. Balam halafa alla yukallimahu ayyaman, bir necha kun gapirmaydi qasam etsa, fa huwa ala salasati ayamin, bu 3 kungadir. Chunki ayyam jamku, jamda eng ozi 3 kundir. Balam halafa alla yukallimahu al ayyama, agar ayyam kalimasini aliflom qilsa, ma'rifa qo'ysa, kunlar, ma'lum kunlarcha gapirmayman desa, fa huwa ala ashrati ayyamin inda bi hanifa rahimahulloh. Abu Hanifaga ko'ra bu 10 kundir. Va qala Abis va Muhammad rahimahumullohu ta'ala huwa ala ayyamil usbu'i. Lekin shogirdlar aytadiki, bu haftani kunlaridir. 7 kundir deydi. Ikkala fatvo ham to'g'ri. Va law halafa la yukallimahu ashhura. Bir odam oylarcha, ma'lum oylarcha gapirmayman deb qasam etsa, fa huwa ala ashrati ashhurin inda bi hanifa rahimahulloh. Abu Hanifa ko'ra bu 10 oydir. Abu Hanifa dediki, jamul kasra, ko'p jamning eng ozi 10dir deydi. 10dan kami jami qilla deyiladi. Shuning uchun 10 deydi. Va qala Abu Isa va Muhammad rahimahumullohu ta'ala huwa ala 12 shahran. Abu Isa va Muhammad dediki, mana ashhur degan vaqtda ma'rifa qilib bu 12 oyga hamil qilinadi. Ya'ni 1 yil. Va law halafa la yaf'ala kaza.
şunday qilmayman deb qasam etsa, tarakahu abadan, uni abadan tark qilsin. Agar bir muddat qo'ymasa, mutlaq aytsa, bir yilgacha qilmayman desa, uni bir yilgacha qilasin. Bir haftagacha qilmayman desa, bir haftagacha. Masalan, Yunus qasam etsa-ki, bir hafta uxlamayman desa. Qasam etsa, bir hafta uxlamasdan keyin ikki hafta uxlasa bo'ladi. Va in halafa la yaf'alanna kaza. Agar sanki albatta shunday qilaman deb qasam etsa, fa'alahu maratan wahidatan barra fi yaminihi. Hayotda bir marta qilib qo'ysa, qasamida sodiq bo'lgan bo'ladi. Bir odam sanki va man halafa la takhruju imratu illa bi iznihi. Bir odam qasam etsa-ki, xotinim meni iznimsiz chiqmaydi deb qasam etsa. Fa'zina laha maratan wahidatan. Keyin bir marta izn bersa, فخرجت ورجعت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنيسة. Xotini chiqsa, qaytib kelsa-da, keyin yana chiqsa, boshqa marta izn olmasdan chiqsa, qasami buziladi. Nima uchun gapga qarang, la takhruju imratuhu, xotinim hech chiqmaydi deyapti, chiqishda hammasini man qilyapti, illa bi iznihi. Faqat meni iznim bilangina deyapti. Demak, har birta chiqishi izn bilan bo'lishlik kerak. Har chiqishiga izn bersin. Har chiqishida xotin kelib erdan izn so'raydi. Wala budda min al-izni fi kulli khurujin. Mana har bir chiqishida izn bo'lishi kerak. Va in qala illa an azana laki. Lekinsaki meni xotinim chiqmaydi, ya xotiniga aytsaki uydan chiqmaysan, lekin men senga izn bersam chiqasan degan bo'lsa, fa azna laha marratan wahidatan. Bir marta izn bersa ham fa kharajat summa kharajat ba'daha bi ghayri iznihi lam yahnas. Xotin bir marta chiqib qaytib kelib ikkinchi marta iznsiz chiqsa ham qasam buzilmaydi. Chunki sen chiqmaysan, lekin men izn berishligim bilan chiqorasan deb butun chiqishlarga izn beryapti degan bo'lyapti. Wa iza halafa alla yataghadda. Bir odam nonushta qilmayman deb qasam etsa. Nonushta qilmayman deb qasam etsa. Falghada huwa al-aklu min tulu'il fajr ila zuhri. Nonushta fajrning chiqqanidan boshlab peshingachadir. Min tulu'il fajr deyat, min salatil fajr emas. Bomdod namozdan emas, bomdodning vaqti boshlangandan peshingacha bo'lgan taom nonushta bo'ladi. Bir odam nonushta qilmayman deb turib, soat 11 da peshindan oldin yesa qasam buziladi. Wal asha, bir odam kechki taomni yemayman deb qasam etsa, min salati zuhri ila nisfil layli. Kechki taom peshindan boshlanadi yarim kechagacha. Shu zamonda yilingan taom kechki taom deyiladi. Va suhuru min nisfil layli ila tulu'il fajr. Bir odam saharlik qilmayman deb qasam ichgan bo'lsa, u yarim kechadan boshlab tong otgungacha bo'lgan vaqtda yilingan narsa saharlikdir. Va in halafa la yaqziyanna daynahu ila qaribin. Bir odam yaqinda qarzimni beraman deb qasam etsa, mana ila qoribin yaqinda desa. Fa huwa ma duna shahri. Bu yaqinda degani bir oydan ozdir. Bir oyni ichida berishlik kerak. Va in qala ila ba'idin. Agar uzoqroqda qasamni to'layman, qarzimni to'layman degan bo'lsa, uzoqroqda qarzimni to'layman degan bo'lsa, fa huwa aksaru min ash-shahri, u bir oydan ko'pdir. Bir oydan oldin bo'lsa, qasami buziladi. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ. Bir odam aytsa ki, bu hovlida endi yashamayman deb qasam etsa. فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ. Bu hovlidan o'zi chiqib ketsa. وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ. Va bu hovlida ahlini, xotinini, bola-chaqasini va narsalarini tashlab ketsa, halisa qasam buziladi. Bir uyda bola-chaqasi yashashligi bilan o'zi yashagandekda. Yoki narsalarni qo'yib qo'ysa, o'zi yashagandek bo'ladi. Mashg'ul qilib turibdi-da uni, bo'shatib bersin. وَمَنْ حَلَفَ لَيَسْعَدَنَّ السَّمَاءَ أَوْ لَيُقَلِّبُنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا لَيُقَلِّبَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا. Bir odam qasam etsa ki, men albatta osmonga chiqaman deb, yoki albatta shu toshni oldinga aylantirib qo'yaman deb qasam etsa, in aqadat yaminuhu, qasami bog'lanadi, va hanisa aqibaha, qasam bog'lanishni orqasidanoq qasami buziladi. Agar osmonga chiqalmasa, chiqalmaydi-ku.
Ama hazır osmonga chiqib ketmasam deb turib qasam ichsa, keyin ne chiqib ketsa, ko'tarilib ketsa, unda qasam buzilmaydi. Yoki shu toshni oltinga aylantirib qo'yaman, oltinga aylantirmasam deb qasam ichsa, qila olmasa qasam buziladi. Ya'ni bu nima bu? Bir inson qo'lida kelmaydigan narsaga qasam ichsa. Masalan, men osmonni yiqitib yuboraman deb qasam ichsa. Yiqitib yubormasam desa, bu yolg'on narsa bu, bo'lishi mumkin emas. Tushundingizmi? Qasam bo'lmaydi bu. Lekin osmonga chiqsam desa, bo'lishi mumkin-ku, lekin bu qila olmasligi 100% ma'lum. Chunki osmonga chiqqanlar ko'p bo'lgan. Yoki toshni oltinga aylantirib qo'yishlik. Bu ham mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar-ku, agar men xohlasam, Alloh taolo Uhudni oltinga aylantirib qo'yadi menga. Bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar. Va man halafa la yaqziyanna fulanan daynahu al-yoma. Bir odam qasam ichsaki, falonchining qarzini bugun to'layman deb qasam ichsa, faqazahu summa to'lasa, keyin vajada fulanun ba'zahu zuyfan. Qarasa, berilgan qarzlarning ba'zisi soxta ekan. Egasi ko'rdiki, ba'zi soxta. Au nabahrajatan. Yoki nabahraja ekan. Nabahraja bu ham soxta. Bu hali zuyufdan ham ko'ra pastroqdir. Zuyuf shunday bir soxta pullarki, baytul mol qabul qilmaydi bankalar, lekin tojirlar qabul qiladi. Nabahraja esa tojirlarni ham qabul qilmaydigan puli. Shu darajada soxta. Au mustahaqqatan yoki boshqa odamning haqqi bo'lib chiqsa bu pul. Lam yahnas al-halif, qasam ichuvchi odam qasami buzilmaydi, chunki berdi-da u, nima bo'lsa ham qarzini to'ladi. Wa in wajadaha rasosan aw sittuqatan hanisa. Agar pulni olgan odam, qarz bergan odam qarasaki bu rasos chiqsa, qo'rg'oshin bo'lsa, kumush emas ekan. Yoki sittuqa chiqsa. Sittuqa nima degani? Se tavqa degani aslida. Farsi kalima. Se tavqa degani 3 tabaqali degani. İki tarafı kümüşte, ortasında mis yoki qo'rg'oshin bor. Ne katta kümüş, hammasi kümüşdi bo'lasiz-ku. Atrofiga chekasi kümüş qilgan, ortasiga mis qo'ygan yoki qo'rg'oshin qo'ygan, ya temir qo'ygan. Shuning uchun se tavqa, sittuqa degani 3 tabaqali degani. İki tarafı kümüş, içi soxta. Bunday bo'lsa hanisa qasam buziladi. Chunki bular kümüş değilim yetti bunlar. Ama yukarıdaki sahte bu sayem kümüş değiliz. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِزُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ. Buradan kasem ise ki, ben karzımı bu dirhem dirhem kılıp amiyman ise. فَقَبَزَ بَعْزَهُ لَمْ يَحْنَسْ. Kim karzının bazısını kul yakırsa kasem buzulmaydı. Hatta yakbize cemiyahu mutafarrikan. Ta ki karzının hamasını parçalangan holatda olguniga qadar. Qarzning ba'zini parchalangan holatda olsa, ba'zini to'plangan holatda olsa, bunda qasam buzilmaydi. Va in qabaza daynahu fi waznayni lam yatashagal baynahuma illa bi'amal wazni lam yahnas. Agar o'sha qarzimni bo'lib-bo'lib olmayman degan odam qarzini olib turganda ikki taroziga bo'lib, ya uch taroziga bo'lib, qancha ko'p bo'lsa shunchalik ko'p. Bir tarozida emas-da, bo'lib-bo'lib 10 gram, mana 10 gram, mana 10 gram deb yoki mana 1 kilo, 1 kilo deb kilolab olyapsiz qarzini. Va har ikki tarozini o'rtasida hech qanday ishdan mashg'ul bo'lmasa, faqatgina shu taroziga tortish amali bilan mashg'ul bo'lsa qasami buzilmaydi. Balki tarozisi kichkinadir. Yoki hisobga qiyin bo'ladi deb taroziga o'lchab beryapti turganda taqsim qilyapti. Bu qarzni taqsim qilib berish deyilmaydi. Bir marta beryapti, bir marta olyapti. Valaysa bizalika bitafriqin, bu tafriq emas bu. Pulni beryapti turganingizda masalan bir odamga aytasizki, Allohga qasam ichamanki, sen 10 ming dollaringni bir martada beraman desa. Keyin 1000 dollar 1000 dollar qilib bersiz. 1000 dollar sanadingizda sana.
Yani midalar dedi sana diyorsunuz. Ajrat yapsınız o. Bu ajratçı değilim mi? Çünkü işte bir mecliste bitti de bir yapsın onu hamle kazını. وَمَنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَأْتِيهَا حَتَّى مَاتَ حَلِسَ فِي آخِرِ جُزْءِ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ Buradan Basra'ya baramandır kasam içse, Irak'a. Ya Medine'ye, Mekke'ye, ki Maskap'ke. Baramandır kasam içse. Lekin barmasa, hatta ölse barmastan. Bu adam uzunun hayatını, cüzlerinin bölümlerini, ahirgi cüzü de kasamını büzgen deyiladı. Un geçe kasam hor deyilmiydi. 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 Büzgen deyiladı. Un geçe